Merhaba, ben Mümin Ali. Ramazan'da sizdeyiz programımızla. Ramazan'ın kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yanımızda yine başka bir arkadaşımızla Ramazan kültürünü Kazakistan'da nasıl yaşandığını, Ramazan heyecanı ve coşkusunun nasıl bir atmosfere büründüğünü konuşmaya devam edeceğiz. Evet, her devlet bugün bizimle oradaki Ramazan kültürünü konuşacağız. Evet, öncelikle bize programımızı davet edip katıldığın için hoş geldin, teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim programlarda çağırdığınız için. Ben Erdevlet, Kazakistanlıyım. İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Genel Türk Tarihi bölümünde tarih öğrencisiyim. Bu şekilde. Evet. İstanbul'da ne kadar zamandır İstanbul'da zaman geçiriyorsun? Türkiye'de bulunmak nasıl bir duygu aynı zamanda? Biz 2018'de geldik. Bir sene Türkçe eğitim gördük. Ondan sonra da şimdi yüksek lisans ikinci sınıfta okuyorum. Tez dönemindeyim. Tarih anlamında bayağı iyi bir katkılar oldu benim için tarih alanında. Tarihi yerler olsun, gerek hocalarımız olsun, akademik çeviri olsun. Bayağı benim için yararlı olduğunu söyleyebilirim. Evet, çok güzel. Hocam sizler de hoş geldiniz. Eyvallah. Keyfiniz, saatiniz yerinde olan. Şükürler olsun. Çok siz güzel. De iyisiniz inşallah. Güzel hocam. Dobro boy. Dobro. Şükür. Evet. Çok şükür, aynen. Ramazan'ı konuşmaya devam ediyoruz hocam. Bu programımızda Kazakistan'a dair. Evet. Kazakistan'ı konuşacağız tabi. Ben Erkul'dan Ramazan'da çocukluğuna dair, Ramazan denince neler anımsıyorsun, neler hissediyorsun? Öncelere çocukluğuna dair gittiğimiz zaman neler söylemek istersin? Tabii eskiden işte dedemler oruç tutardı çocukken. Hem çocukken oruç tutarken de bizi sahura kaldırdı hep. Yani biz oruç tutmasak da yanında istedi. Sahurda bereket vardır diye. Yani sahurda en özel olarak maysök dediğimiz tarladan yapılan bir yiyecek vardı. Onu koyardı. Hem o oruç tutarken mesela uzun süre işte mideye sindirim olduğu için çok insana acıktırmıyor. O anlamdan da bayağı iyiydi. Her zaman şimdi de mesela o Ramazan deyince aklıma o geliyor. Dedenin kalma hatıraları. Evet. Onu aslında önceki programda da aslında bahsetmiştik onun üzerine. Bu dede nine dediğimiz aslında geniş ailelerde hocam bir çırak vazifesi de görüyorlar sanki. Gerçekten kültürün aktarılması, geleneğin aktarılması, örflerin aktarılması noktasına hakikaten bugün çocukluğumuza gittiğimiz zaman böyle bir hafızamızda hemen onlara dair bir şeyler uyanıyor haliyle. Bu gerçekten belki de yani bir neslin veya işte evdeki gençlerin yetişmesi noktasında gerçekten önemli bir vazife görüyorum. Tarih hafızasıdır. Yani tarih neticede bu. Büyükler nasıl ki tarihini bilmeyen milletler hani öyle slogan sözler var. Geleceğe güvenle bakamazlar. İşte Yahya Kemal'ın ifadesiyle kökleri mazideki ati olmak budur. Kazaklarda da bu kültür yani dede nene kültürü, aksakallı kültürü, büyükler önemli bir yere sahip. Hem aile içerisinde hem de toplum içerisinde olması gereken de bu. Neticede bizim de ata yurdumuz yani. Zaten program içerisinde de şeyimiz var aslında, başlıklarımızdan birisi belki de. Bu Hıdır Ata, Hızır Ata dediğimiz, belki de aksakallı dediğiniz için oradan girmek gerekiyor hocam sanırım. Belki buradan bir şeyler söylemek istersin. Çocukken annem hep şöyle diyordu, Kadir Gecesi'nde bugün Kıdır Ata gelecek, Kıdır Ata diyoruz biz. Kıdır Ata gelecek, pencereden bakacak, sen ne yapıyorsun, ne diyorsun, nasıl bir dilek tutuyorsun diye uyumamamızı tavsiye ediyordu. Ondan sonra da biz uyumaya başlayınca da hep direkt diyordu, bir kağıt alın, kağıda da dileklerini yazın. Ondan sonra yastığında baş ucuna koyun, o gelir, başından okşar. Ondan sonra dileğini alır, senin dileğini kabul eder. Ya da onun gibi şeyler söylerdi. Biz de hep Kadir Gecesi'nde Kıdır Ata gelecek diye heyecanlanır. Hep dileklerimizi önden hazırlardık yani. Kağıda yazardık güzelce. Evet, Ramazan'da sizdeyiz. Ramazan kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Kazakistan'dayız. Erdevlet bizimle.
Şimdi bu ata belki açmak gerekiyor yani. Aksakallı ata, Hızır ata, bunları konuşuruz ama bu atayı biraz anlamak bağlamında bir şeyler söylemek lazım herhalde. Ata Türkçe'de hani sözlük manasıyla baktığımız zaman babadan itibaren dedeler, dedelerin dedeleri gibi sözlük anlamı aslında daha kökten evvelki dedelerimiz manasına soyun kökünü de ifade eden bir kavram olmakla birlikte özellikle Orta Asya coğrafyasında en azından belirli bir dönem spesifik bir manada kullanılmış. Kazaklar bunu kullanmaya devam etmiş. Bizim coğrafyamızda da bu veya diğer coğrafyalarda genellikle unutulmuş bir kavramdır. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi'nin ilk hocası kim? Onu yetiştiren Arslanbap. Arslanbap'tan sonra Yusuf Hemedani, onun ahirete göçmesiyle birlikte Yusuf Hemedani ile yoluna devam ediyor. Ya da manevi terbiyesine devam ediyor. Aynı dönemde bir ikinci bir şahıs daha var. Yusuf Hemedani'den. O da Abdülhalik-i Gücdüvani. Abdülhalik-i Gücdüvani ile beraber Hoca Ahmet Yesevi'nin her ikisi için kullanılan bir kavram var. O da hoca. Birisinin ismi Abdülhalik, diğerinin ismi Ahmet. Birisine Ahmet Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi, diğerine Abdülhalik-i Gücdüvani, Hoca Abdülhalik-i Gücdüvani ya da Orta Asya'daki telaffuz şekliyle Hace tabiri kullanılıyor. Ve bunlar Hacegan olarak belirli bir dönem yol, yani onların başlattıkları manevi tasavvuf yolu Hacegan yolu olarak devam ediyor. Ancak Hoca Ahmet Yesevi'nin kendi yolu, tasavvuf yolu yani Yesevilik yolu Hoca Ahmet Yesevi'den itibaren atalarla devam ediyor. Aslında bu hem hoca manasına, hem şeyh manasına, hem büyük manasına önemli bir kişi vardır. Hoca Ahmet Yesevi'ye çocukluk yıllarında yetişmiş, daha sonra da onun halifesinin halifesi olarak Yesevilik yolunu devam ettiren Orta Asya'da Hakim Süleyman Ata vardır. Nitekim bu Hakim Süleyman Ata Hoca Ahmet Yesevi gibi bizim bildiğimiz bir kitabı var. Nedir kitabın ismi? Divan-ı Hikmet. Hikmetler. Yani hikmetli sözler, şiirlerin içeren edebi bir form. İlahi olarak da bugün Türkiye Türkçesinde ilahi olarak kullanılan, edebi form için kullanılan tabir gibi bir hikmet tabiri var. İşte Hakim Süleyman Ata'nın da bu manada hikmetleri var ve bu Türkçe'de de neşredildi. Yani Türkiye Türkçesine de çevrilerek neşredildi. Aynı zamanda bu yol mesela şeyde Özbekistan'da Zengi Ata Köyü diye bir köy var biliyorsunuz. Taşkent'e yakın bir köydür. Zengi Ata da yine çocukluk çağlarında Hoca Ahmet Yesevi'ye yetişmiş bir Yesevi büyüğüdür. O da Ata ismiyle anılır. Hoca Ahmet Yesevi'den sonra bu manada yani hem manevi bir önder manasına, hem şeyh manasına, hem de büyük manasına, hem de evliya tabirinin karşılığı olarak ata kullanılmış, tazim, yüceltme içeren bir şey. Hızır Ata da denmesi aslında orada kastedilen Hazreti Hızır yani. Hızır Ata da kastedilen. Aksakal ise buna karşılık daha geniş bir anlamı var. Bunun gibi spesifik bir anlamı yok. Özel bir şey ifade etmez. Yaşlılar, büyükler manasında ata kullanılmış. Dolayısıyla özet olarak şunu diyebiliriz ki Yesevi yolunun büyükleri ata olarak isimlendirilir. Günümüz Türkçesinde de bu büyükler manasını ata olarak kullanılıyor. Her ne kadar böyle özel bir mana verilmemiş olsa bile. Evet. Belki Erdevlet buradan eklemek isteyecekleri olabilir. Yani bu aksakallılar noktasında belki oradan evet. Hıdır Ata noktasında belki bir şeyler eklemek istersiniz. Yani iftar zamanına dönüyorum. Köyde doğup büyüdüğüm için köyde iftar verildiği zaman biz zaten Ağuz Aşar diyoruz iftara. Ağuz Aşar.
Ağzı açmak. Yani. Akşama kadar kapalı. Aynen. Tabii sade yemeye içmeye değil. Kötü söz söylemeye, öfkelenmeye, efendim nefse uymamaya, her şeye kapalı. Artık akşam ölçülü bir şekilde açılacak. Aynen. Akşamlar işte ağzı açarken, yani işte iftar yapılırken köyde mutlaka köyün büyükleri, aksakallar davet edilir. Onlar olmadan olmaz. Zaten imamı da davet ediyor. Onlar aksakallar gelir, onların şey vaazlerini dinler. Bazen mesela köyde kim varsa hepsini davet ediyor şey iftar sofrasına. Orada oruç tutanı var, tutmayanı var. Hepsini davet ediyor. Oradaki ortamdan yararlansın, belki teşvik olur diye. Ondan sonra şey büyükler de kendi geçirdiklerini anlatır. Bildikleri vaazlerden söyler. Ondan sonra mutlaka o evde vefat eden büyüklerin ruhu adına şey Kur'an okutuluyor. Yani Kur'an-ı Kerim okutuluyor. O şekilde. Aksakallık mümin, özür dilerim burada bir şey söylemek istiyorum. Aksakal tabiri, yani bunlarda aksakallılık sadece yaşlılık manasına değil, heyet olarak aslında her ne kadar resmen adı konulmamış olsa bile bir ağırlığı var. Hüküm verebiliyorlar. Yani bir yerde yargı gibi, bir köyde bir şey olduğu zaman ailenin içerisinde bile olsa, eğer köydeki o aksakallılar, o yaşlılar bir o konuda bir söz söylerse o söze uymak gerekiyor. Aslında bu hani atayurdu işte, neticede kökümüz bir, adetimiz de bir. Türkiye'deki Anadolu Türklerine bu kavramsal olarak da olsa geçmiş. Bizde ne var? İdari sistemimiz içerisinde köyler ve mahalleler kim tarafından idare edilir? Muhtar ve ihtiyar heyeti. Bizde bu resmileşmiş ve o ihtiyar heyeti işte 3 kişiden 5 kişiden oluşur. Bugün aday gösteriliyor, seçiliyor muhtarla birlikte ama Kazakistan'da bunun böyle bir ağır tarafı var. Yani her ne kadar resmi bir kimliği olmasa bile sosyal hayatta ağırlığı olan bir kurum olarak varlığını hala daha sürdürüyor Kazakistan'da. İlginç bir şey bence. Burada aslında çok önemli bir gelenek dediğiniz gibi haliyle çok doğru. Evet, bu Ramazan'da tabii mani söyleme de var. Aynen. Size bu mani söyleme gelir. Belki de buna biraz değinebiliriz, bunu konuşabiliriz. Bizde şey Ramazan ayında Jarapazan dediğimiz, yani Jarapazan Arapçada tam emin değilim ama Ramazan geldi anlamına geliyor diye büyüklerden duyduk. Bir maniler söyleniyor. Dörtlükler şeklinde. Mutlaka mesela dedim her akşam gönderirdi. Komşu çocuklarıyla ya da abilerimle beraber gidin Jarapazan söyleyin dedi. Yani aslında bu gelenek eskiden daha çok, yani eskiden dombra ile beraber 5-6 kişi ata binerek köy köy geziyordu sahura kaldırmak için. Orada dombra ile bir makamla onları söylerdi. Ama Sovyetler döneminden sonra bunlar sadece gelenek olarak bir yaşatıldı. Bir de sahur zamanına değil iftar zamanına doğru kaydı. Bir de sadece çocuklar söylemeye başladı bizim zamanımızda. Ama eskiden çok farklı bir boyutu vardı Ramazan'da. Mesela Jarapazan söylerken onların bir giriş kısmı var. Ondan sonra ana bölüm var. Orada giriş kısmında mesela evi söyler, evin içindekileri söyler. Hatırında bir şey var mı hiç? Hafızanda var mı hiç? Çocukluktan birkaç kıta kaldı. Bence söylesen güzel olur. Tamam. Kazakçasını söyleyeyim. Tabii. Üyün üyeken, üydün körküsü yeken, Ak saraydai körüngen, kanday baydın üyeken, Men tanımay jürekem, öz ağamdın üyeken. Muhammed ümmet aytkan jarapazan, orazan kabul bolsun, ustağan jan. Jarapazan ayta geldim esegine, Koşkarday kosul bersin besegine. Koşkarday kosul berse besegine, ol da batır tuvadı nesebine. Gibi devam ediyor.
Yani, ne şimdi bizim anlayacağımız gibi sadeleştirelim. İlk giriş kısmında genelde evi övüyor. Evin eviymiş, evin görkü yani ihtişamı, içindeki işte ev eşyalarıymış gibisinden. Ondan sonra bu hangi beyin eviymiş. Ondan sonra diyor ki ben tanımıyormuşum, benim kendi öz abimin eviymiş gibisinin bir giriş kısmı oluyor. Ondan sonra Ramazan ayına övgü ediyor. Ondan sonra da geliyor 5 vakit namazı öğüt veriyor. Mesela sabah namazının şöyle nasıl diyeyim, özellikleri var gibi 5 vakit namazını öyle söylüyor. Ondan sonra Ramazan oruca geliyor. Ondan sonra haca gitmeyin de özelliklerini anlatıyor. Ondan sonra üçüncü kısımda da en sonunda dua ediyor. Yani biz bata diyoruz. Bata veriyor. O evdekilere mesela işte dualarını söylüyor. Evinde şöyle bir çocuk da olsun, evladın olsun. O evladından şöyle bir hayrını ver gibisinden. Ondan sonra işte evinde, beşiğinde bir kız çocuğun olsun. Kız çocuğun şöyle maharetli olsun gibisinden bir dua ediyor. Bereket çünkü kız çocuğu. Aynen. O şekilde devam ediyor. Eskiden de işte mesela bazen şeyle diyor, 30 gün oruçta ata bindim. Ata binerek işte yola çıktım anlamında. Ondan sonra da yola çıkıp bu Ramazan'ı nasıl diyeyim, Ramazan'ı anlatıyor. Ramazan'ın özelliklerini anlatıyor. Her köy geziyor öyle. Peki şey midir, bu süre olarak ne kadar süre? Uzunluğu mu? Evet. Yani en azından 8-9 dörtlük oluyor. Her dörtlüğünden sonra Muhammed ümmeti söyleyen Carapazan orucun kabul olsun tutan insan gibi bir beyti var. Nakaratur. Aynen. Her dörtlükte bu iki satırı tekrar ediyor. Çok ilginç bir kültür. Yani bir de eskiden yalnız tek kişi söylemiyor. En azından mutlaka yanında 3-4 kişi olması lazım. Buna benzer bizde mesela Türkiye'de ne var diye şöyle bir zihnimi yokladım. Aslında birkaç farklı model var. Bir Anadolu'daki yağmur için çocukların yaptıkları koro halindeki dualar var. Buna benzer. Daha kısa belki. Bunun dışında benim çocukluğumdan hatırladığım teravih göndermeyle alakalı bizde bir şey vardı. Hala okunur. Toplu olur ama onu daha çok işte Mevlüt Han'lar, hafızlar falan okurlar. Teravih kılanın sonu cennettir, akın birliğine tekbir alalım gibi. Ramazan'ın özelliklerini, münafıklar bu ayın çıktığını ister, akın birliğine tekbir alalım. Bizde de nakaratlı. Bir ikincisi de aslında Muharremlerde İstanbul'da daha çok yapılan bir şey, gruplar halinde aşure kaynatmak için gezerek sokakları, gönüllü insanlar bir şeyler vermek isterlerse onlar da mersi okuyorlar koro halinde ve heybe taşıyorlar, o heybelere içine koyuyorlar ve neticede ondan da şey pişiyor. Aslında belki de Türk dünyasında Türkiye kavimler arasında Kazakistan, Türkiye bir hayli uzak. Arada bayağı ülke var. Coğrafi anlamda. Ama kültürel anlamda kapının yanı. Kapının bitişi yani ne kadar müşterek nokta var. Şaşırtıcı derecede güzellikler var. Bir de ben şeyi soracağım. Sen sazınızı tabir ettin de onunla birlikte yapılır. Ben adını maksus saz diyorum. Bizim belki de Türkiye'de kullanılan işte bağlamanın, Azerbaycan'da kullanılan kopuzun, belki tamburun da atası kabul edilecek o sazı biraz bize tarif et. Kaç tane teli vardır? Aslında onun iki tane teli olur. İki teli. İki teli oluyor genelde. Ama üç teli, dört teli olanlar da var. Ama yaygın olarak iki telliyi daha çok tercih ediyorlar. Bir de mesela sazını alalım. Saz biraz uzun ya. Evet. Ama bizimkiler mesela atla sürekli
git gel olduğu için daha kısa. Daha kısa, daha işte atın arkasında da şey koymaya da hibeye koymaya da daha evet. uygun olan Dombra'yı tercih etmişler diye düşünüyorum. Tarihi bir sazdır Dombra. Türk kültürü içerisinde tabii. Tersili bence bir yani Dombra tabii Orta Asya'dan çıkmış da Hindistan'a doğru gittiğinizde bu sitara doğru dönüşmüş. Şeklen biraz benzer. Her ne kadar sap kısmı onun çok kalın olsa da efendim Bosna'ya doğru da gittiğiniz zaman oralara kadar Türk bağlamasının farklı bir şekle dönüşmüşü. Onlar işte milli boşnak müziğini sevdalinka çalarlar. O sazından da şarkı. Aslında şarkı bir her ne kadar müzikal ve edebi bir formu temsil etse de, ifade etse de onlarda da bu bir sazın aynı kültür içerisinde ya da benzer kültür içerisindeki farklı şekillere bürünmesi. Mühim bir saz. Doğru. Onun için devlet bir, er devlet bir. Onun için sordum. Evet. Müzik tabii önemli. Yani gerçekten. Kültürü taşıyan bak. İnsana en kolay tesir eden şey şiirin müzikal şekilde ifade edilmesidir. Çocukluğunda Erdevlet Bey duyduğu birçok şeyi unutabilir. Ama bak bir Ramazan manisini unutmuyor. Yaşı kaç olursa olsun, konumu ne olursa olsun. O evet, yani hem öğretici tarafı var, daha önceki programlarımızda konuştuk. Bütün dini pratiklerin insanda ve toplumda bir eğiticilik tarafı var. Bu da böyle. Doğru hocam, zaten müziğin bir evrensellik şeyi de var yani. Dinlediğimiz zaman herkesin öylesi tesir ediyor. Yani farklı farklı dozlarda olsa da bir tesir şeyi var haliyle. Kültürde taşıyıcı noktasında önemli bir araç. Şimdi burada tabii iftar faslı mesela değinilebilir. Belki ona biraz değinebiliriz. Burada neler söylemek istersin? Genelde Kazaklarda iftar olsun, akşam yemeği olsun, et daha çok şey kullanılıyor yemek sofralarında. İftarda da aynı şekilde yemek sofralarında genelde etten yapılan yemekler kullanılıyor. Genel olarak et tüketiliyor zaten herhalde. Hı-hı. Bu Ramazan için çok özel yani olarak. Özel olarak da ya özel bir daha yoğunlaştırılıyor mu yani et? Yani aha, etin birkaç çeşidi pişiriliyor. Mesela Rusların da dediği gibi beş parmak bizim. Beş parmak. Aynen. Biz de ona et asu diyoruz. Lagman mı? Bir şey daha var. Yok. Lagman daha çok Uygurlar tarafında. Hı. Ama bizde genel olarak beş parmak söyleniyor. Hı. Beş parmak konmuyor. Ondan sonra şey köfteler de yanında duruyor onun. Onun dışında da mesela farklı farklı etten yapılan... Çay içiyor musunuz yemek yerken? Çay içiyoruz. Yemek yerken mi sunan? Yani beraber de oluyor, ayrıca de oluyor. Aslında bu önemli bir şey yani o malum zaten Orta Asya'da et çok tüketilen bir şey. Bayağı çok tüketilen bir şey hatta. Tabii o eti bir de her ne kadar millet yağsız et yese de yağlısı muhtemel. Onu da sıcak çayla özellikle yeşil çayla kara çay olmasa da efendim hazma kolaylık açısından. Aynen çok önemli bir şey yani. Evet. Güzel. Yani iftar et tabii sürekli de yani aç kaldı. Acıktırdın bize ha. Yani yemekten açıyorsunuz hocam konuyu haliyle. Kadir Gecesi'ne istiyorsan belki orada bir şeyler değinmek istersin Kadir Gecesi'yle alakalı. Az önce bahsettiğim gibi Kadir Gecesi'nde hep bir aksakallı, büyük bir dede gelecek diye hep çocukken öyle hayal ediyorduk. Ama büyüyünce de öyle olmadığını anladık. Ondan sonra hep şey Kadir Gecesi'nde mesela iftardan sonra genelde camiye gidiyoruz. Camide imamın vaizini dinliyoruz. Onun dışında da Kur'an okuluyor. Sabaha kadar, sahura kadar devam ediyor. O şekilde yani. Yani Kadir'i bu şekilde yani kutlamaya devam ediyorsunuz. Tabii Kadir Gecesi geliyor. Ali'de Ramazan'ın da sonuna doğru gelinmiş oluyor. Bir bayram telaşı, bir bayram heyecanı da herhalde evet, oluşuyor aynen. Sanırım. Buradan belki biraz konuşabiliriz. Bayramlarda genelde birinci gününde Kazakistan'da zaten hem Ramazan bayramı için hem Kurban bayramı için 3 gün özel tatil veriliyor. Kimse çalışmıyor devlet memurlarının dışında.
Bayramların ilk gününde genelde bayram namazı kılındıktan sonra köylerde komşular, aileler birbirinin evine ziyaret eder. Ondan sonra da hep şey o evden vefat eden insanların ruhuna Kur'an okulur. Şimdi Kazakistan devlet bazında Ramazan-ı Şerif'in hem de dini idare bazında Ramazan-ı Şerif'in hakikaten bu konuda neler sunabiliriz tasasını da taşıdığına şahit oluyoruz. Şehirlerde özellikle büyük camilerde halk teravih kılmayı bizde şey var hani cami cami gezeriz. Orada da büyük camilerde kılmayı. Şimdi yakın tarihte de Kazakistan'da mimari açıdan kayda değer çok tarihi camilerin yanı sıra yeni camiler, büyük camiler, güzel de camiler inşa edildi. Buralar yakınlarında efendim toplu iftarlar veriliyor. Özellikle fukara da gözetilerek hususen öyle bir şey var. Halkın hayatını kolaylaştırmak için devletin de katkıları var tabi. Özellikle mesela şeyi söylemek lazım. Belediye otobüsleri, ücretsiz otobüsler insanları teravihe ve teravihten geri evlerine taşıyor büyük şehirlerde. Güzel. Devletin böyle katkıları da var. Dini idaresi de buna özellikle önem veriyor. Ramazan coşkulu Kazakistan'da hem geleneksel yönüyle hem modern ihtiyaçlar yönüyle ne taraftan bakarsan yani her yerde güzel Ramazan, Kazakistan'da da güzel tabii ki. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey varsa buyur. Ramazan programının sonuna gelmiş olduk. Ramazan'ı konuştuk. Son olarak eklemek istediğin veya iletmek istediğin bir şey varsa. Bu programları yapan sizlere çok teşekkürlerimi sunarım. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Böyle Ramazan kültürünü Kazakistan'da konuştuk. Programımızın sonuna geldik. HBTV'yi takip ettiğiniz, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni programımızda görüşünceye dek esen kalın.